Merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bir şey anlatmak istiyorum çünkü bazen güldürüyor ama tabii izleyicilerden gelen, sizlerden gelen bazen sorular oluyor, eleştiriler, katkılar ama birkaç gündür şu dikkatimi çekiyor. Birkaç kişi diyor ki, ya orası neresi öyle? Filmlerdeki o sorgu odaları gibi yukarıdan ışık vuruyor, arkada böyle bir gri fon. İşte burayı düzenleyemiyor musun? Şu an onları yapamıyorum. Aslında varmış. Yani bir konuşmayı hazırladıktan sonra arka fon falan konulabiliyormuş ama onları da yavaş yavaş öğreneceğim. Bu tabii neresi olduğunu söyleyeyim. Tele1'deki çalışma odam. Yayın bittikten sonra, Tele1 yayını bittikten sonra bir süre bu odayı kullanıyorum, burayı kullanıyorum. Yazılarımı yazıyorum. Zamandan çok tabii kazanıyorum. Benim bu sabah erken saatteki yayın bir açıdan iyi oldu benim kendi rutinim açısından. Tabii saat 4'te 5'te ayaktayım. En geç 4.30-5 arası kalkmış oluyorum. 6'da da evden çıkmış oluyorum. İşte bir saat evde çalışıyorum. Sonra işte buraya geliyorum. Bir saat de burada aşağı yukarı çalışıyorum. Sonra işte 2.5 saatlik yayın var biliyorsunuz. Sonra da işte o hızda yazıları da yazıyorum. Ve öğlene kadar çoğu kez bitiriyorum eğer çok önemli bir şey yoksa. Şu açıdan iyi oldu. Daha önce Alt TV'deyken ne yapıyordum? 11-1 arasıydı. Birden sonra işte toparlanman, çıkman yazılar var. Öğlen hiçbir şekilde kimseyle bir araya gelemiyordum. Öğlen toplantıları çok verimlidir. Çünkü herkesin işi gücü olduğu için öğlen yemekleri öyle yaya yaya konuşamazsınız. Zaten yarım saat 45 dakika, hadi bilemedim bir saatim vardır. O bir saat içinde hani bir konuyu görüşürsün, bilgi alacaksan alırsın, vereceksen verirsin, daha hızlı olur. Bu açıdan yararlı olmaya başladı. Pek çok öğlenimi böyle bir takım görüşmelerle, bilgi alışverişleriyle geçirmeye çalışıyorum. Evet, şimdi bugün anlatmak istediğim konuların bir tanesi bu Kaşıkçı, Cemal Kaşıkçı cinayeti. Bu iş giderek bakın sarpa sarıyor. Dün Yeni Şafak gazetesinde hükümete de bir tür lojistik destek sağladığını ama aynı zamanda da sarayın ve çevresinin yapmak istediklerini de kamuoyuna aktaran bir yazar olarak tanıdığım İbrahim Karagüllü'nün yazısında çok ilginç detaylar vardı. Diyordu ki, çok kısa bir süre içinde, bu hafta içinde Kaşıkçı ile ilgili bu ses kayıtları ve diğer belgeler ortaya çıkacak. Nedir bunlar diyordu. Efendim işte konuşmalar, yani aralarındaki konuşmalar, daha sonra Kaşıkçı'nın öldürülme anının sesleri ve dışarıyla yapılan telefon görüşmeleri. İşte bunlar ortaya çıkınca ortalık sarsılacak. Ne Suudi Arabistan'da ne bölgede taş üzerine taş kalmaza getiriyor. Ben aynı kanada mıyım bilmiyorum. Yani aynı kanada değilim. Böyle mi olur onu bilmiyorum. Çünkü neden? Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla kralı koruyarak ama oğlundan hiç söz etmeyerek bir yerde onu zan altında bırakan konuşmalar yapıyor. İşte Mekke ve Medine'nin hizmetkarıdır. Ona laf söylemek zaten yakışıp da almaz. Ayrıca da inanmam bu olayla ilgili diyor. Ama sorumluları çıksın, bunlar da üst düzeyde diyerek aslında oğlunu, yani Muhammed Bin Salman'ı işaret ediyor. Bunun da nereden anlıyoruz? Ne kadar yandaş gazete varsa açık bir şekilde prensi suçluyorlar. Fakat dün ilginç bir şey oldu ve Kral Salman çok uzun süredir hiç çıkmıyordu ortaya. Şura toplantısına katıldı. Oranın en büyük şeyiymiş o, toplantısıymış yani yönetim toplantısı. Ve orada oğluna çok ciddi bir destek çıktı. Dedi ki hani benden sonra odur, başkası olmayacak ve işte oğlum yeni bir insan kaynakları ve yeni bir yaşam biçimi yaratarak Suudi Arabistan'a alıp götürecek. Şimdi bu şu demek. Eğer oğlumu suçlamaya devam ederseniz arayı bozarız. Birincisi bu. Türkiye bu açıdan biraz sıkıntıya girer. Efendim karşılığını aldık almadık onu bilemem. Ama belli ki Türkiye bugünden itibaren Salman ve ailesine karşı, yani krala karşı olan bu tür eylemlerini kesmek durumunda kalacak. Tabii onun ötesinde bu olay giderek Türkiye'nin aleyhine dönme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum bu olayın. Neden? Çünkü bakın ortada ceset yok. Cinayeti işleyenler yok. Cinayet aracı yok. Hiçbir şey yok. Ama iddialar var. Hatta itiraflar var. Yani Suudi Arabistan diyor ki biz yaptık şudur budur. Ama en önemlisi bizim bütün dünyaya servis ettiğimiz, daha doğrusu dünyanın istihbarat örgütlerini, Almanlara, Fransızlara, Amerikan CIA'yı, muhtemelen Rusya'ya da ve Suudi Arabistan'a da servis ettiğimiz bir takım ses kayıtları ve deliller var.
Fakat bunların nasıl ele geçirildiği söylenmiyor. Bunlar başka istihbarat örgütlerinden bize verilenler mi? Bizim bizzat çalışıp elde ettiğimiz ses kayıtları ve görüntü kayıtları mı? Yoksa Suudi Arabistan Konsolosluğu'na yapılan aramada ele geçirilen bir takım kayıtlar mı? Şu anda bunu bilmiyoruz ama büyük bir ihtimalle üçüncüsü yoktur. Yani oraya girdiğimizde almış olamayız. Ya biz bunları çektirdik ya da başka bir istihbarat örgütü bunları halletti ama bizi kullanıyor. Her durumda kötü. Ve dünya şunu sorar kardeşim. Bir, yabancı bir elçiliği sen ne hakla dinledin, izledin böyle bir şey. Diyelim ki ortada cinayet olduğu için hadi bunu görmüyorlar. Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye olayı başından sonuna kadar biliyor demektir. Eğer o belgeler zannettiğimiz belgelerse, yani İbrahim Karagülle'nin tarif ettiği ve bugüne kadar aslında konuşulan belgelerse, biz olayı başından itibaren biliyoruz demektir. Eğer onları biliyorsak, bunlara göz yumduk demektir. Şimdi adamlar gelmişler 18 kişiyle, burada cinayeti işlemişler. Büyük ihtimalle Savunma Bakanlığı'nın da söylediğine göre belki de parçalara ayırıp bavullara koyup diplomatik üstünlüklerini kullanarak çıktılar. Bütün bunları bildiğimiz halde onları bıraktıysak, o zaman suça ortak oluyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Bunun mutlaka artık giderilmesi lazım. Suudi Arabistan'dan bir şey gelmedi. Bugün ikinci konu, birazdan meclis grupları da konuşmalar başlayacak. Bilemiyorum, gün içinde belki onlarla da ilgili bir bağlantı tekrar sizlerle kurarım ama şu anda görünen o ki işte ittifaklar tekrar gündeme geldi. Çünkü AKP'nin anketçileri bile yaptıkları araştırmalarda partinin oyunu hayli düşük görüyorlar. Onun için MHP'ye kayan oylara ihtiyaç var. Bugün yarın itibariyle ittifaklar ya da işbirlikleri konusunda bir takım gelişmeler olacaktır. Ama dünkü söylediğimi söylemek istiyorum. Tayyip Erdoğan seçimlere yapar mı? Hala şüpheliyim. Kazanamayacağını net görüyorsa seçimleri yapmaz gibi geliyor bana. Çünkü artık tahammülü kalmaz. Yani Tayyip Erdoğan artık ben rakiplerimle eşit düzeyde yarışırım. Bu bir demokratik eylemdir. Kaybetmek de var, kazanmak da var aşamasını çoktan geçti. AKP'nin, daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın kaybetme lüksü yok. Onun için Ankara İstanbul'u almayı kesin garantilemedikçe ben çok şey yapacağına inanıyorum. Bugünkü konuşmalarda belki bunların da ipuçlarını alırız. Bir son şeyi de söyleyeyim. Dün de biraz söyledim ama yani sinirimi bozuyor bugün gazeteleri görünce. Sonuçta bir boru hattı yapıldı. Bunu böyle bu kadar büyütmek, cesaret, büyük bir siyasi irade diye sunmak bana çok tuhaf geliyor. Tamam, Trump belki Tayyip Erdoğan'ın gönlünü almak, onu biraz pohpohlamak için söyler ama bizim medyamızın kamuoyuna bunu böyle aktarması son derece yanlış. Çünkü bu olayda bir öyle bir cesaret, siyasi irade falan yok. Sonuçta bir boru döşeniyor. Ve ayrıca o boru hattı sadece Türkiye'ye gelmiyor. O boru hattının yolda bir bölümü Bulgaristan'a dönüyor gidiyor. Oradan da alıyor. Bir kısmı da bize geliyor. Biz ihtiyacımızı aldıktan sonra gerisini İpsala üzerinden Avrupa'ya gönderiyoruz. İyi bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey. Bizim de faydamız ama hani bunu böyle dünyanın en önemli işiymiş gibi falan sunmanın alemi yok. Tıpkı işte millet bahçeleri gibi. Yani binlerce yıldır olan parkları sanki yeni icat etmişiz gibi. Biz millet parkı açıyoruz diye. Eğer dediği gibiyse de zaten o parkları açmanın şu anda pratikte faydası yok. Çünkü Tayyip Erdoğan ne diyordu? Ailece gidip oralarda yuvarlanacağız. Bu kış kıyamette kim yerlerde yuvarlanır onu da bilemiyorum. Hepinize iyilikler diliyorum. Gün içinde bir gelişme olursa tekrar birlikte oluruz.